Seni dinliyorum Zeynep. Şey, ben meşgulseniz ben daha sonra geleyim hocam. Bu kadar kıvrandığına göre önemli bir şey olmalı. Dinliyorum. Şey, izin isteyecektim hocam. Sonunda Amerika vizesini aldım. Beni hastaneye geri kabul ettiğinizde durumu biliyordunuz. Ben vize alabilirsem gideceğimi söylemiştim size. Seni hastaneye kabul ettiğimde dağılmış vaziyetteydin. O zaman söylediklerini ciddiye alsan işe dönemezdin. Hocam, gidip Suat'ı aramak zorundayım. Ben de hastanemi yönetmek zorundayım. Ama cerrahlarım saçmalarken bunu nasıl yapabilirim? Biriniz gelir, istifa eder. Biriniz gelir, şak diye izin ister. Anlamadım hocam, kim istifa etti? Hasan. Birdenbire gelip istifa etti. Hasan mı? Şuna bak. Şefinin haberi bile yok. Peki kabul ettiniz mi hocam? Doğrusunu istersen niyetlenmiştim. Çünkü çok sinirlendim. Ama bugün gelip vazgeçtiğini söyledi beyefendi. Oyun parkına çevirdiniz burayı. Bir tümörle aşk yaşıyor musun diye duyduk. Geceden beri filmin başından kalkmıyor musun? Vay canına. Aşık olmakta haklıymışsın. Muazzam bir şey bu. Evet. Mükemmel bir tümör. Şuna bak. Şimdiden 5 omurga boyu yol almış. Ve tüm dolaşım sistemini ele geçirmiş. Levent Bey, hidrosefalisi olan hastanın şant ameliyatı için çağrı atmıştım. Boş verin onu, bunu ameliyat edelim. Levent, bunu çıkarmayı düşünmüyorsun herhalde. Tabii ki düşünüyor. O Levent hata almıyor. Bütün asistanlar acayip bir tümörden bahsediyor. Böyle bir ameliyat hakkında bir makale okumuştum. Neurosurgery dergisi sayı 13, sayfa 27. Fotoğrafik hafızası vardı. Ameliyat tam 17 saat sürmüş. Baş cerrahın 4 tane nöbet eşi çalışan asistanı varmış. Bir tanesinin tek görevi sıvı tüketimini dengelemekmiş. Ne olmuş hastaya peki? Ölmüş. Zaten o yüzden sadece 17 saat sürmüş ameliyat. Enteresan bir tümör varmış. İşte. Etkileyici değil mi? Bu tümörü çıkaracak mısınız yani? Boşuna heveslenme. Yaparsa asistanı hazır. Levent, bu ameliyata kalkışacak kadar çılgın değilsindir umarım. Hocam, bu tümör kesinlikle alınmalı. Bence de. Kesinlikle. Evet. Ameliyata ben girebilir miyim Levent hocam? Ben sıvı tüketimiyle ilgili. Ne demek? Arkadaşlar yeter. Yeter. Bir karar vermeye çalışıyorum ama bu tavrınız bana hiç yardımcı olmuyor. Pardon. Gerginim biraz. Herkes imkansız diyor Levent. Neye karar vermeye çalışıyorsun? Hasan tümörü çıkarmamda ısrar ediyor. Filmler onun annesine ait. Ne? Ne dedin sen? Aramızda kalmasını rica etmişti. MR'ın üstündeki isim bandını bile kesmiş saklamak için. Ben bir şefe danışacağım. Sen de kimseye söz etme. Tamam mı? Hayır, burada da yok. Verdiğim isimde dosya yok mu? Yok Ela Hanım. Ama bir de isimsiz bir dosya var. Hasan Bey özel hasta denok düşmüş. Bile yaklaşmazdım. Hastayı öldürmeden tümörü almak imkansız. Hasta denememi istiyorsa? Sağ bacağımı keselim diye tutturan hastamız da olmuştu. Ama denemeye kalkışmadık değil mi?
O adam psikiyatrik bir vakaydı. Üstelik bu hasta herhangi biri değil şef. Hasan'ın annesi. Daha fena ya. Yakınlarımızı denek olarak mı kullanacağız? Zena, Hasan'ı gördün mü? Bulamıyorum. Hayır, ama ben de onu arıyorum. Geçen gün istifasını verip bu sabah geri almış. Haklısın, bu çocuğun gerçekten bir derdi var. Ben derdini öğrendim. Şuna bak. Anneme ait demiş. Ama şu dosyaya bak. Ameliyat edilemez. Tümör diye bir şey vardır. Yanlış ve gereksiz tedaviden hakkımızda soruşturma açılabilir. Ya belki bir şekilde... Bu ameliyata iznim yok Levent. Konu kapanmıştır. Bu bilgiler Hasan'a ait Zenan. Ve o devtim vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.